Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Orta Doğu'da urlu orta konuşulanlarla perde arkasında yaşanılanlar arasında ciddi farklılıklar olduğunu her zaman söylemişimdir. Bu bir gerçektir. Orta Doğu'da içeride anlaşırsın, dışarı çıkar, kameraların önünde reddeder. Ama esasında anlaşmışsındır, anlaşma devam eder. Kameraların önüne inanmayacaksın. Olay budur. Orta Doğu budur. Mesela Mesut Pezeşkiyan Cumhurbaşkanı olacaktı. İsmail Haniye Katar'dan kalktı, Tahrana gitti. E tabi gidecek, e, güvenilir bir bölge diye. Onların kendilerine ayırdıkları bir devlet misafirhanesi var. Koskoca adam İsmail Haniye, Orta Doğu'nun da güçlü diplomatlarından biri, kütlede öldürüldü. Eve mi İsrail öldürdü, o öldürdü, bu öldürdü, bilmiyorum. Öldürüldü sonuç itibariyle. Bu zaten İran devleti için bir yüz karısı. Doğru mu? Doğru. Çünkü sana misafir gelmiş adam. Bir füze mi attılar? Yok, yatağının altına bomba mı koydular? Ne oldularsa, İsmail Ani'ye artık yok. Yani şehit oldu, gitti. Peki, sonra sonra o yıkıldı ortalık. İşte şunu şöyle yapacağız. Böyle yapacağız, şey olacak, bu olacak, yandın oğlum sen İsrail falan filan. E biz de böyle bakıyoruz. Gerçi Nisan ayındaki ilk saldırısı İsrail'e pek zarar vermemişti. Belki de zarar vermemesi üzerine kurgulanmış bir saldırıydı. Çünkü İsrail'in de daha sonra güya misillemesi tuhaftı. Yani sanki böyle mollalarla siyonistler arasında bir al gülüm ver gülüm meselesi gibiydi her iki tarafında yaptıkları. O yüzden ben pek fazla üzerinde durmadım biliyorsunuz. Hani haftalarca işte İran şu gün vuracak, bu gün vuracak bir sürü haber geçti önümden. Hiçbirini sizinle paylaşmadım bile. Niye? E çünkü inandırıcı değil. İran'ın bu aşamada Amerika Birleşik Devletleri ile korakor savaşacak hali yok ne Çin bunun yardımına gelir ne Rusya zaten gelebilir. Gelemez. Yani esasında Benjamin Netanyahu'nun bütün derdi Şam'daki o hikayeyi vur, 11 tane İranlı diplomatı öldürdüğü günden bu yana bütün hikayesi bir Amerika'nın İran'la savaşmasını sağlamaktı. Şimdi İran tabi akıllı millet bunun kendi kapasitesini aştığını biliyor bayağı ciddi biliyor. Bu nedenden dolayı ertelediğini söylüyor. Neyi? Efendim İsmail Haniye için mutlaka bir şey yapacağız ama bunu biraz erteledik. Mesela İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan son dönemde Putin'le konuşmuş, Macron'la konuşmuş, Starmer İngiltere Başbakanı ile konuşmuş, Erdoğan'la konuşmuş ve denilene göre orada da söylemiş. Yani biz bu İsrail'i vuracağız. Onlar da demişler ki vurma. Vurma başına bela alma. Böyle demişler. Ya yani Putin de demiş bunu. O yüzden yani çünkü Amerika ile İran'ın korakor girmesi Putin'i çok zor duruma bırakır. Zaten adamın memleketi işgal edilmiş Kursk'ta. Yani bir de şimdi kalkacak İran'ı korumak için. Zor bir senaryo. Niye erteleniyor? Ne oluyor? Mesut Pez ben üç aşağı beş yukarı tanır gibi oldum artık. Adamın derdi ekonomi. Yani adamın derdi İsmail Haniye'nin kanını takip etme falan değil. Çünkü İran tel tel dökülüyor. Öyle böyle dökülmüyor. Parasızlık, pulsuzluk, yüzde kırka varan derin fakirlik, petrol ülkesi bir ülke yaptırımlarla canı okunmuş, yeni sanayi geliştirememiş, habire balistik füze üretip duruyor. Yani bir kepazeliktir gidiyor İran'da. Şimdi adamın da kendi toplumuna vermiş olduğu bir söz var. Yani kardeşim ben sizin durumunuzu düzelteceğim demiş. Böyle de bir durum var. O yüzden şey yapıyor ama bu durum galiba çünkü El Ceride diye bir gazete var Kuvvette. Onun son bilgilerine göre çok ciddi bir vekil savaşçılarla İran devrim muhafızları arasında kavgaya yol açmış. Çünkü İran devrim muhafızları Hamas, Hizbullah, İslami Cihat ve Husiler ve diğer Irak'taki küçük Şii milis gruplardan sorumlu. Bunlarla geçtiğimiz günlerde Tahran'da bir toplantı yapılmış. Diyor ki Ceride, İran'ın bölgedeki vekilleriyle ilişkisi İsrail nedeniyle çok bozuldu. Hizbullah öfkeli, Tahran'daki görüşmelerde devrim muhafızı yetkilileri İsmail Haniye ve Fuat Şükür için planlanan misillemelerin durması gerektiğini söylemişler, söylediler. Diğer e, vekil savaşanlar da oradaydı. İsrail'e karşı sakin olun denilmesinden sonra toplantıdan bazıları sesler yükselmiş, bazı delegeler toplantıyı terk etmiş. Katılanlar Hamas, Hizbullah, İslami Cihat, Husiler ve küçük e, milisler Iraklı. Hizbullah Gazze'de ateşkesi ancak yüksek askeri güç kullanılarak ulaşılabileceğini söylemiş. Bütün cepheleri açalım, bütün cephelerden İsrail'e saldıralım demiş. Ana hedef İsrail'i e, sığınakta yaşamaya zorlamak. Hani nasıl o Gazze'dekileri şunları bunları buna zorluyor. Hizbullah demiş ki İran'la koordine olmadan da tek başımıza biz saldırıları gerçekleştiririz. Benim anladığım kadarıyla Hizbullah'ın son 3-4 gündür veya bir haftadır süren saldırılarının İran'la bir alakası yok. Enteresan. Ve Beyrut'a saldıran İsrail'e Hayfa ve Tel Aviv'de cevap vermeliyiz demiş. Husiler bunu desteklemiş. Ve Hizbullah eğer İsmail Haniye'ye karşı İran Netanyahu'nun öldürülmesini onaylıyorsa demiş Hamas, biz birlikte yola çıkarız. Hayır, düşük düzeyli yetkililer hedef alınacaksa biz öyle suikastlarda falan yokuz demiş. Hamas da böyle demiş. Şimdi bu kuvvetteki gazete bayağı iyi yakalamış bu işi. Diyor ki Hamaslı, arkadaş İsmail Haniye, Haniye eşittir Benjamin Netanyahu. Hep beraber onu yok edeceksek Tamam ama bana diyor sanki onu değil de şunu ben onu kabul etmiyorum demiş. Böyle bir durumla karşı karşıya İran, ee, Katar ve e, genelde Ruslara da söyledikleri şuymuş, Ruslar da onları da inceledim, Katar ve Mısır'ın Gazze için sürdürdüğü müzakereleri bekliyoruz, onu baltalayan bir güç olmak istemiyoruz ama biz gereken misillemeyi yapmakta kararlıyız diyorlar. Fakat ortada böyle bir durum yok, büyük bir sessizlik var. Anladığım kadarıyla e, direniş ekseni diye adlandırılan eksen, bir ölçekte radikal unsurların intikamcı radikal unsurlarla İran'da yeni yönetime gelmiş, daha ılımlı, daha böyle bir meseleleri nasıl toparlarız da bu memleketi içinden düştüğü durumdan çıkarırız, diyenler arasında kalmış durumda. Hoşçakalın.